Biraz önce sabahleyin çok değerli edebiyat üstadımız Yaşar Kemal'in muhterem eşi Ayşe Semiha Hanım'ı ziyaret ettim. Çok güzel bir sohbetten sonra tam ayrılırken üstadın kitaplarını bir taraftan kütüphanesinden alıp istifade etmek için şöyle bir karıştırdım. Diğer taraftan da masasının üstünde o muhteşem sözünü gördüm. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Acılar yaşadığınızı bu topraklarda ve bizim de terk etmek zorunda kaldığımız Balkanlarda, Avrupa'da birçok yerde Roman kardeşlerimizin büyük acılar yaşadığını biliyoruz. Ve bu acılar unutulmuştu. Bu acılar yok sayılmıştı. Bu acıları konuşmak bile neredeyse ayıp sayılmıştı. Biraz önce dile getirilen hususlar 12 sene, 13 sene, 15 sene önce konuşulamazdı. Türkiye'de zannedilir ki sadece şu veya bu kesime ayrımcılık yapılmıştır. Hayır, maalesef tek parti zihniyetinden bu yana bu ülkede hepimiz değişik gerekçelerle ayrımcılığa muhatap olduk. Bir yüz karasıydı ve biz kaldırdık o yüz karasını. 14 Haziran 1930 tarihli 2510 sayılı İskan Kanunu. O İskan Kanunu'nda 4. madde vardı ki işte biraz önce zikrettiği Rahmi Bey şu anda baktığımızda bütünüyle utanç duyulacak bir maddeydi. Romanlarımız, vatandaşımız adı verilerek sanki potansiyel suçlu gibi yansıtılıyordu. Polis selahiyetleri Kanda ve diğerlerinde. Biz 2009 yılında başlattığımız çalıştaylarla, daha sonra ele aldığımız bütün faaliyetlerle aslında önce bu meselenin açıkça konuşulmasını sağladık. Bu ülkede herhangi bir vatandaşa tepeden bakamayacak, dışarıdan bakamayacak. Kimse sahip olduğu kültür veya sosyal kesim itibariyle tahkir edilemeyecek. Aday tanıtım programımızda Yeni Türkiye Sözleşmesi'ni okudum. İnsan onurunu zedeleyen hiçbir politika, uygulama meşru görülemez ve gösterilemez. İnsan onuru ile taşlandırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimse, hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemez. İnancı, rengi, cinsiyeti, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz. İşte önce psikolojik önyargıları yıktık, sonra da bu ilkeler ışığında bütün yasalardaki ayrımcılıklara bir son verdik. Yüz kızartıcı 1934 tarihli tek parti yönetimine dayanan İskan Kanunu'nu değiştirdik. Buradan biz Roman kardeşlerimize sahip çıktıktan sonra birçok parti sahip çıkmaya başladı. Roman kardeşlerimizden bahsetmeye, toplantılar yapmaya veya aday göstermeye başladı. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum sizin huzurunuzda. Önce CHP'nin tek parti döneminde çıkan 14 Haziran 1934 tarihli İskan Kanunu dolayısıyla Romanlardan özür dilesin, CHP adına özür dilesin. Biz Dersim dosyasını açıp o dönemde yapılan ayrımcılıklarla ilgili Alevi vatandaşlarımıza devlet adına Cumhurbaşkanımız özür dilediğinde Kılıçdaroğlu çıkıp bir şey söyleyemedi. Ben Tunceli'ye gittim, Dersim'e, ve orada da aynı sözleri söyledim. Bize oy verip vermemek önemli değil. Bizim için tek mesele var, vatandaşlarımızın insan onuru. İnsan bizatihi insan olduğu için onurludur, eşrefi mahlukattır. Biz ona baktığımızda, hele sizler gibi muhabbet dolu gözlere baktığımızda onun gözlerin onda sadece ve sadece onuru görürüz. Hiçbir ayrımcılığa izin vermeyiz. Şimdi çağrıda bulunuyorum. Komisyonda da karşı çıktıkları bu konuda. Çağrıda bulunuyorum. Mesele bir adayı, iki adayı bir toplum kesiminden göstermek değil. Listelere onları koymak değil. Önce onların gönlünü kazanmak. Önce onların gönlüne girmek.